Arkadaşlar kanalımı çekmesin. Dostlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Marvel Sinematik Evreni'nin vizyona giren son filmi Kaptan Marvel'ın spoiler içermeyen kısa bir incelemesini yapacağım. Ben filme açıkçası çok düşük beklentilerle gittim. Bir türlü zaten beni hype'layamadı değil film hani bugüne kadar. Ne fragmanlarıyla ne başka bir şeyle ne düşen işte internette fotoğraflarıyla vesaireyle. Bir türlü o bende beklentiyi yaratamadı. Açıkçası bu kadar düşük beklentiyle gitmeme rağmen çok memnun ayrılmamış olmam da filmin İlk etapta size kalitesi hakkında bir fikir verebilir diye düşünüyorum. Ama yine genel hatlarıyla bir konuşalım. Haksızlık olmasın. Yine de yerden yere vuracak film değil elbette ama üzerine kısaca bir konuşalım istedim. Öncelikle filmin geçtiği zaman aralığı. Film 90 yılların başı 95 yıllar civarında 95'li yıllar civarında geçiyor. Aslında içeride esas olay Kree-Skrull Savaşı'nı anlatıyor ama bu savaşın dünyamıza yansıyışı. İşte Kaptan Marvel karakterinin doğuşu, orijini hakkında. Bunun yanı sıra birkaç yan karakterin de veyahut da Marvel Sinematik Evreni'nde önemli yer tutan bazı karakterlerin de orijinleri hakkında bilgi ediniyoruz. Genel anlamda filmin hikayesi bunun üzerine dönüyor. Bu savaşın ortasında kalan Kaptan Marvel ve güçlerini nasıl elde ettiği. Film gerek konu, gerek tonlar olarak bana Marvel'ın Phase 1 hani ilk aşamasını hatırlattı. Bu Iron Man'in, Thor vesairenin işte ilk filmlerinin olduğu yani ilk Avengers filmine kadar olan dönemini hatırlattı açıkçası böyle hikayenin işleyişi bakımından. O yönüyle aslında beğendim birçok şekilde ama farklı sebeplerden beğenmedim. Onlara birazdan iyi kötü değineceğim. Şimdi gelelim filmin benim her zaman klasik incelemem işte yönetmen, oyuncu, müzik vesaire üzerinden devam edelim. Yönetmenlerle başlayalım. Tek bir yönetmenimiz yok, iki yönetmenimiz var. Anna Boden ve Ryan Fleck. Bu ikiyle daha önce Half Nelson, Sugar, It's Kinda Funny Story gibi filmleri çekmişler ancak ben hiçbirini izlemedim. O yüzden hani kıyas yapıp da o filmleri daha iyiydi, bu film şöyle diyemiyorum. Zaten Marvel Sinematik Evreni'nde çalışan yönetmenlerin belli bir açıkçası özgürlük alanı var. Yani çünkü çok büyük bir hikaye var ve bu hikayenin bir ilerleyişi var. Siz bunun dışında çok fazla bir şey ekleyemiyorsunuz. Hani ancak sinematografiye falan karar verebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü senaryo vesaire belirli şartlarla belirlenmiş oluyor. Cast, oyuncu vesaire açısından da. O yüzden yönetmenlere çok fazla bir kulp takmak istemiyorum. Ve dediğim gibi kıyas yapabileceğim herhangi başka filmlerini de bilmiyorum. O yüzden o konuya girmeyeceğim. Film kendi içinde vasat. Ama dediğim gibi yönetmenler için genel bir kıyas yapmıyorum. Filmde aslında birden fazla Marvel Sinematik Evreni'ndeki karakter var. Korot, Agent Coulson, işte ne bileyim Ronan, bunun gibi karakterleri zaman zaman gördük ama çok küçük rolleri var. Yani böyle vay anam bu da 90'larda böyle miymiş dedirtmiyor ne yazık ki. Özellikle yani Agent Coulson böyle hani gençleştirmişler. Tamam güzel olmuş ama aşırı kasıntı bir karakter olmuş. Ben orada acaba hani böyle yüzü CGI'le mi yerleştirildi, ne yapıldı açıkçası hani pratik efektle mi çözdüler çok bilemedim. Gene Clark Gregg oynamış karakteri. Ancak hani tam böyle bir ilginç kalmış yani böyle gözü rahatsız eden bir yönü var. Onu genç halini görmek güzel ama çok sanki başarılı bir şekilde yansıtılamamış gibi geldi bana beyaz perdeye. Bunun yanı sıra Bron, Charmin, Erba gibi karakterler de yine artık figüran bazında kalmışlar. Hani böyle arka planı doldurmak için kullanmışlar. Ne yazık ki hikaye neredeyse hiçbir etkileri yok. Çok fazla bir şey göremiyorsunuz bir iki sahne dışında. Halbuki onları fragmanları fotoğraflarda gördüğümüzde açıkçası hani bu Kree'lerin işte savaşı ve onların ön saflarındaki askerleri olarak daha fazla görecek miyiz diye düşünmüştüm ama dediğim gibi yan karakterlerden, figüranlardan öteye gitmemişler. O yüzden hikayeye çok fazla bir etkileri yok, çok bir önemleri yok. Ben Mendelsohn'un karakteriyle ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim çünkü söylersem spoiler'a girecek. Ancak Ben Mendelsohn çok değişik bir yüze ve böyle mimiye sahip bir adam. Yani sizi gayet iyi etkileyebiliyor sinemada. Gerek iyi gerek kötü karakteri oynayacağı zaman ikisini de iyi yansıtabiliyor. Bu arada yapması gerekeni yapmış. Hatta yani yüzünde pratik efekt varken bile yine başarıyla oynamış. O yönde Ben Mendelsohn'un oyunculuğuna herhangi bir şey demeyeceğim. Karakterle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Keza aksi takdirde size spoiler vermiş olurum. O yüzden o kısma hiç girmiyorum. Jude Law'un karakteri Yon Rock ise yani filmin başında tüm rengini veriyor. Ben bu bilinçli yapılmıştır diye düşünüyorum. Yani bu kadar gözümüze sokmamışlardır galiba diye düşünüyorum. Zaten birçok kişi tahmin etmişti. Hani açık bunun artık spoiler'a gireceğini düşünmüyorum. Jude Law'un karakteri iyi görünümlü kötü. Başka hiçbir şey değil yani. Filmin başında da bunu gözünüze sokuyor. Filmin ilk 10 dakikasını izleyen herhangi birisi anlayabilir. Yani o yüzden spoiler'dan bile saymıyorum. Yani Jude Law iyi bir oyuncu ama filmde çok mi yer tutuyor? Onun işte iyiden kötüye geçişi ve hatta zaten hep kötü olup aslında iyi gözükmesi çok mu filmde bir etkisi var derseniz hayır yok. Kaptan Marvel karakterinin belki biraz gelişimine karakter gelişimine hafifçe bir katkısı var ama böyle anam babam ya bu da olmasa böyle olmazdı falan diyemiyorsunuz. Jude Law'un oyunculuğunda bir şey diyemem ama dediğim gibi hani karakter açısından çok bir şey katmamış filme. Samuel L. Jackson yani
büyük oyuncu, ona zaten hiçbir şey diyemem. Nick Fury karakterini gene çok iyi canlandırmış. Yani gençliğini vesaireyi böyle çift göz görmek onu falan ilginç. Ancak o bildiğimiz klasik küfür neden Nick Fury'den biraz uzak bir karakter. Hani ya bu gençliğinde Soğuk Savaş döneminde ajanlık yapmış bir adamdan bahsediyoruz ama abuk subuk esprilerle donatmışlar birkaç yerde. Açıkçası onlar beni rahatsız etti. Özellikle şu fragmanlarda yerde sevdiği kedi, hani onu da bir spoiler vermek için çok fazla ayrıntısına girmiyorum ama onunla olan ilişkisi, yani oldum artık yani yeter dedim hani, ki bilmiyorum, özellikle gözünü nasıl kaybettiyse benim için tam bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü hani Avengers filminde hatırlarsınız belki, Kaptan Amerika'ya en son birine güvendiğimde bu gözümü kaybettim deyişi hala hafızamda ama bu muydu yani? Hani bunun background'unu böyle mi dolduracaktınız? Ben sinemada açıkçası orada böyle alnıma vurmak suretiyle bir hayal kırıklığı yaşadım. Keşke öyle olmasaydı. Ama onun dışında Samuel Jackson gerçekten çok büyük oyuncu. Yani ders niteliğinde oyunculuk sergilemeye devam ediyor. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Gelelim filmin ana karakteri Brie Larson'a. Yani Brie Larson zaten filmden önce yaptığı saçma sapan birçok işte aşırı feminist artık diye uçlardaki açıklamayla zaten birçok tepki üzerine topladı. Bu filmdeki oyunculuğuna gelirsek önce şöyle değerlendireyim. Ben Brie Larson'ı ilk defa hayatımda Scott Pilgrim vs. The World filminde izledim. Daha sonra Room filminde izledim. Ki ikisinde de oyunculuğunu beğendim. Özellikle Room'da oyunculuğunu çok beğenmiştim. Ancak ya kadının yüzü, duruşu vesaire bana sorarsanız süper kahraman olmaya uygun değil. Elinden geleni yapmıştır. Ona bir şey demiyorum. Yani belli bir seviyenin üzerinde bir oyuncu sonuçta ama ne yazık ki benim kafamdaki Kaptan Marvel karakteri bu değildi. Bu şekilde de ya sırıtmış bence olmamış. Yani o kahraman edasını verememiş bir türlü. O yüzden de Carol Danvers olarak, ne Virus olarak, ne de Kaptan Marvel olarak, yani üç ayrı hani baktığınız zaman kimliği içinde bir türlü kafamda oturtamadım, olmadı yani. Bence Brie Larson bu role gitmemiş. Brie Larson kötü oyuncu değil ama bu rolün oyuncusu değil. Bu tarz bir film üzerine konuşuyorsak konuşulması gereken bir konu da galiba görsel efektlerdir diye düşünüyorum. Yani görsel efektler filmde o kadar uçlarda gezdi ki bir türlü karar veremedim. Bazı sahnelerde vay be dedirtti. Yani işte görsel efekt bu olur moduna soktu beni. Bazı sahnelerde de dedim arkadaş paranız mı bitti ya? Ne oldu yani? Bu görsel efekt niye bu kadar kötü? Niye bu kadar sırıtıyor veyahut da göze batıyor dediğim anlar oldu. İki uçta gezmiş görsel efektler. Sanki iki ayrı görsel efekt ekip çalışmış da ortaya bir iş çıkarmışlar gibi. Geçer not verilir ama hani bir görsel efekt alanında Oscar'a da aday olamaz yani, öyle bir efekt yok. Özellikle Kaptan Marvel'ın bu süper sayıyan moda dönüştüğü anlar böyle ulan Goku mu çekiyor ne oluyor falan dedim. Yani onu biraz daha farklı aksettirebilirlerdi bence, bilmiyorum. Yani çizgi romanda düşüş aşağı bir şükür öyle ama sanki değişik bir efekt kullansalar daha güzel olurmuş gibi geldi. Ha yerine sen ne koyardın dersen, kuru eleştirden öteye gitmiyor dersen dediğin. Belki ama dediğim gibi yani çok süper sayyan kalmış. Yani biraz daha böyle Dragon Ball vari bir efekt vermişler. Bence orada daha Marvel sinematik evrenin tonlarına uygun bir efekt bulabilirlerdi diye düşünüyorum. Yine bir süper kahraman filminde savaş sahnelerini konuşmamak olmaz yani, aksiyon sahnelerini. Ancak aksiyon sahnelerinin çoğu CGI'ydı. Bu da yine az önce bahsettiğim görsel efektler içine girdiği için yer yer iyi, yer yer kötü duruyordu. Hani o yüzden çok bir şey diyemiyorum. Ancak yine burada Brie Larson'la ilgili bir sıkıntı var. Yani lan double stand bulamadınız. Kadın hele bir sahnede bir koşuyor var. Arkadan çekmişsiniz zaten. Ya o kadar kötü ki sanki böyle küçük çocuğu kovalıyorlardı. O da kaçmaya çalışıyor gibi falan. Hiçbir savaşçı edasıyla bir hareketi yoktu. Hani o sahneler daha iyi yapılabilirdi. Daha fazla emek verilebilirdi diye düşünüyorum. Biraz orada sınıfta kalmışlar. Yalnız filmin başında Jude Law'la Brie Larson'ın bir böyle antrenman modunda bir dövüş sahneleri var ki. Mesela o sahne çok iyiydi. Niye geri kalanında o tonu, o kaliteyi tutturamamışlar bilmiyorum. Ama yapılabilir miydi? Bence yapılırdı. Geri kalanında ne yazık ki Brie Larson'ın birçok dövüş sahnesi vasat ve altında kalmış. Vasat olanlar yine bir yerden sonra oh be diyorsunuz ama artık vasat altı olan çok fazlalar. Nick Fury'de bir iki dövüş sahnesi vardı. Onlar kesinlikle geçer not almıştı. Gelelim filmin müziklerine. Müzikleri bizim insanımızdan biri Pınar Toprak yapmış. Öncelikle filmin soundtrack'ı çok başarılı. Yani 90'lı yılların böyle hit müziklerinden vesaire seçerek gitmişler. Özellikle bir sahnede Nirvana'dan Come As You Are çaldı ki hani beni benden aldı. O kadar mutlu oldum böyle duyunca, çok sevindim. Genel anlamda soundtrack'ı çok başarılıydı ama tematik müziklere gelirsek hani böyle süper kahramana müzik yapıyorsun. Seni böyle yükseltmesi lazım izlerken. Veyahut akılda kalıcı olması lazım.
o müziği duyduğunuzda Kaptan Marvel'ın direkt aklınıza gelmesi lazım. Ne yazık ki ben gene böyle bir müzik göremedim. Hatta kendi müzik kulağım çok iyi değil diye geldim YouTube'dan açıp işte Kaptan Marvel tema müziği vesaire diye bulabildiğim her müziği dinledim. Hepsi de birbiriyle aynı gerçi ama hani farklı bir şey yakalayabilir miyim? Farklı enstrümanlarla çalanlardan farklı bir şey çıkar mı diye baktım ama ne yazık ki öyle çok hani sizi böyle kanınızı yükselten bir müzik yok. Ancak dediğim gibi hani kötü değil, sahnelerle uymuş ama yeterli değil bana sorarsanız. Ama soundtrack olarak çok iyiydi yani. Çok başarılı müzikler seçilmiş ve de doğru sahnelerde doğru yerlerde kullanılmış. O konuda geçer not alır. Son olarak genel çerçevede değerlendirirsek. Kaptan Marvel sinematik evreninde geçen yani büyük resmin içinde bir boşluğu doldurması gereken bir film. Ancak nedense büyük resimde birçok mantık hatası taşıdı. İleride bunları bir yere bağlayıp çözecekler mi bilmiyorum. Birkaç tane de soru işareti attı ortaya. Buna bir şey demiyorum. Soru işareti atabilirsiniz. Bu yeni filmlere yol açar. Yani seyircide bir merak uyandırır. Ona bir itirazım yok ama bazı yerlerde, şimdi spoiler vermek için söylemiyorum. İsteyenlerle bunu yorumlarda konuşabiliriz. Mantık hataları vardı. Diğer filmlerle uymayan olaylar vardı. En azından edindiğimiz bilgilerle uymayan olaylar vardı. Onlar neden yapıldığını bilmiyorum açıkçası. O yüzden bence Marvel Sinematik Evreni'nin içinde çok çok ama vasat bir film olarak kalmış. Çok beklenti yükselttiler. Bir sonraki 10 yılı belki de bu karakterin üzerine inşa edecekler. Bu çerçevede düşünürsek bence Captain Marvel şu an için Marvel Sinematik Evreni'nin geleceğini liderlik edebilecek bir karakter olarak durmuyor. Evet, Thanos'la kapışacak. Güçlü mü güçlü, gücünün kaynağını vesaire her şeyi gördük. Thanos'la kapışmaya yeter mi? Yetmez. Yetmemesi de lazım ki diğer ekip üyeleri de zaten hani bir işe yarasın baktığınız zaman. Bu sadece desteğe gelmiş olsun. Artı güç olsun. Tamamlayıcı güç olsun. Ama dediğim gibi bir sonraki 10 yılı bağlayacağınız karakterse eğer çok daha fazla özen göstermeniz gerekiyordu. Belki de bağlamayacaklar. Biz öyle değerlendirdik bugüne kadar. Bilmiyorum, onu göreceğiz. Son söylemek istediğim şey de hani After Credits tanesi artık Marvel filmlerinde, hatta birçok filmde önemli bir yer teşkil eder oldu. İkinci sadece geyik olsun diye konulan After Credits sahnesini saymazsak birincisi belki de bugüne kadarki en iyi After Credits sahnesiydi. Ben yani filmde yaşamadığım heyecanı o sahnede yaşadım. Tabii ki Endgame'le ve Infinity War'la alakalı hani bunu tahmin etmekle çok bir sıkıntı yaşadığınızı düşünmüyorum. O sahneyi de muhakkak görün yani, sinemadan çıkmayın, bekleyin. Ha, ikinci sahne şart mı? İzleyin. Sorun değil. Benim filmle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizin de söyleyecekleriniz varsa lütfen yorumlarda beğenin. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın. Ya da bu tarafta bilmiyorum. Kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.